STV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sevgili izleyenler. 22 Nisan Perşembe akşamındayız. Saatler 18.30'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle ben Soner Yüksel karşınızda olacağım. Tabii bugün 22 Nisan yani 23 Nisan'ın bir gün öncesindeyiz. Resmi tatil başlıyor. Resmi tatille birlikte aynı zamanda bu hafta kısıtlama 3 gün sürecek. Cuma akşam saat 19'da başlayacak kısıtlama 23 Nisan nedeniyle içinde bulunduğumuz dakikalarda başlamak üzere. 19 itibariyle başlayacak ve pazar sabahı 5'e kadar da devam edecek. Süreçle ilgili İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine bir genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 23 Nisan sokağa çıkma kısıtlaması konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19'da başlayacak. Cuma, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan pazartesi günü saat 5'te sona erecek. Daha önce genelgeyle belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi aynen geçerli olacak. Hafta sonu 10 ila 17 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve 1. Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısı doğrultusunda fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla çelenk sunma törenleriyle kutlanacak. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösterilerle çevrim içi etkinliklere ağırlık verilecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak. İlginç bir hukuk mücadelesini şimdi getireceğiz ekranlarınıza. Emsal bir karar oldu. Sonu mutlulukla bitti ama başı çok da umulduğu gibi değildi. 8 yıllık yaklaşık bir süre geçmişti ve icra takibi başlatılmıştı bir vatandaşa. Detayları şimdi avukatından dinleyeceğiz. Neyse ki başkaları için de emsal olabilecek önemli bir sonuçla çıkıldı bu işin içinden. Eskişehir'de özel bir bankaya olan borcunu 2011 yılında kapattıktan tam 8 yıl sonra hakkında icra takibi başlatılan vatandaş hukuk mücadelesini kazandı. Özel bir banka tarafından kendisinin aleyhine bir icra takibi başlatılıyor 2011 yılında. 2011 yılında bu borcun tamamını ferileriyle birlikte kapatıyor. Nisan ayı içerisinde bu dosyanın tüm kapatılmasına rağmen Eylül ayında bu borca ilişkin olarak bir banka tarafına alacak temliki yapılıyor varlık şirketine ve bu alacağın temlik yapılırken de alacak temliknamesinin yanında açıkça tahsil edilerek infaz edilmiştir yazısı da bulunmaktadır. Buna rağmen 2011 yılından tam 8 sene sonra 2019 yılında müvekkilim hakkında haksız bir icra takibi başlatılaraktan kendisinin sanki bu borcu halen daha devam ediyormuşçasına icra takibi başlatılmıştır. Biz buna ilişkin olarak, haksız olarak başlatılan icra takibine ilişkin müvekkilimin uğramış olduğu maddi manevi tazminat taleplerine ilişkin bir dava açtık. Müvekkiline yapılan haksız icra takibine ilişkin açtıkları davayı kazandıklarını söyleyen avukat Sevim Yılmaz Çoban, güzel ve örnek teşkil edecek bir karara imza attıklarını ifade etti. Kendisi araba almak için arabasını satıyor. Buna ilişkin olarak da kredi başvurusuna bulunan Devlet Bankası'na düşük faizli olarak kredisini kullanacağı zaman banka tarafından kendisinin borcunun varlık şirketine devredildiği sebebiyle kendisi hakkında kredi kullanılamayacağına ilişkin bir yazı veriyorlar müvekkilime. Buna ilişkin olarak da daha sonrasında hem arabanın miktarı arttığı için ve Devlet Bankası'ndan kredi kullanamayacağı için özel bir bankadan daha yüksek faizlerle kredi kullanmak durumunda kalıyor. Buna ilişkin olarak kendisinin oldukça maddi zararı oluşmuştur. Ayrıyeten kendisi sürekli olarak varlık şirketi tarafından aranmak suretiyle borcunun ödenmesi gerektiğini, çocuklarının, eşinin hatta
kendisini sürekli olarak aranarak sürekli borcun ödenmesi gerektiğini ilişkin olarak aramalara maruz kalmış. Buna ilişkin olarak da manevi yönden ve kişisel hakları anlamında büyük zararlara uğramıştır müvekkilim. Buna ilişkin olarak da maddi manevi tazminat davası açtık. Bu karar doğrultusunda da müvekkilimin maddi yönünden zararının tamamının karşılanmasına mahkeme tarafından karar verilmiştir. Eğitim Birsen, Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından Türkiye'nin tüm illerinde yaklaşık 15 bin öğretmenle bir araştırma çalışması gerçekleştirildi. Çalışma, eğitimle ilgili sorunları dile getiren bir araştırma. Eğitim Birsen Eskişehir Şube Başkanı da bugün basın mensuplarıyla bu araştırmanın sonuçlarını paylaştı ve okullar bir an önce açılmalı dedi. Eğitim Birsen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar, Eğitim Birsen Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından 81 ilde devlet okullarında farklı branşlarda ve farklı düzeylerde çalışan toplam 14.943 öğretmene uygulanan araştırmanın sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Akar, yapılan araştırmanın pandemi döneminde eğitimde yaşanan sıkıntılara ilişkin önemli verileri ortaya koyduğuna dikkat çekti. Yaptığınız canlı derslere öğrencilerin ne kadarı katılım sağladı? Bu çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Burada tümü cevabını veren %5.7. Yani az evvel bahsettiğimiz 14.943 öğretmenimizden %5.7'si tüm öğrencilerin canlı derslere katıldığını söylemiş. Yarısından fazlası 38.8 ise yarısından fazlasının canlı derslere katıldığını söylemiş. Yarısı cevabını %17.2, yarısından azı cevabını da %38.3. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 1/4'ü, öğrencilerin teknolojiye erişmede yaşadıkları güçlüklerin en temel sorun olduğunu belirtirken, önceliğin bir an önce okulların açılması olması gerektiğini vurgulayan Akar, önerilerini şu şekilde sıraladı. Okulların yüz yüze eğitime açık olarak eğitimin sürdürülmesi en temel politik önceliğimiz olmalıdır. Bunun için gerekli tüm sağlık önlemleri alınmalı. En temel politik öncelik olarak da okulların yüz yüze eğitime devam etmesi sağlanmalıdır. Başta öğretmenler olmak üzere tüm eğitim çalışanları aşılamada öncelikli grup olmalıdırlar. Pandemik öğrenme kaybını azaltmak için kapsamını anlamalıyız. Bakın dedik, bir süreç yaşadık, yaşıyoruz da ne kadar devam edeceği de belli değil. O zaman biz bu süreci bir durum analizi dediğimiz bir durum değerlendirmesi yapmalıyız. Pandemik öğrenme kaybını telafi için herkesi kapsayan, ulaşılabilir ve etkin stratejiler geliştirmelidir. Eğitim İş Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuk olmasına rağmen, okuma çağında olmasına rağmen çalıştırılan, çocuk yaşta evlendirilen, birçok sorun yaşayan çocuğa dikkat çekti ve 23 Nisan'da Çocukların Bayramı'nda onların bu sorunlarına kalıcı çözümler üretmemiz gerekir dedi. Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı. Çocukların korunması noktasında siyasi iktidarın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini söyleyen Yurtman, konuşmasını şöyle sürdürdü. Okul çağında olmasına rağmen sokaklarda, tarlada, fabrikada çalıştırılan, şiddetin, istismarın, zorla ve erken yaşta evliliklerin kurbanı olan milyonlarca çocuk bulunmaktadır. Okullaşma oranlarındaki yetersizlik çözülememiş bir sorun olarak ortada durmaktayken pandemi süreci eğitimdeki eşitsizlikleri daha da derinleştirmiştir. Bugün en az 4 milyon öğrenci uzaktan eğitime ulaşamamış veya eğitim sürecinden tamamen kopmuştur. Yoksul ailelerin çocukları her geçen gün eğitim sürecinden uzaklaşmakta ve bu durum giderek okul terkiyle sonuçlanmaktadır. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde esnafa daha indirimli elektrik faturası gelmesi için bir protokol imzalandı. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Korbis firması arasında esnaf ve sanatkarların indirimli elektrikle diğer kurumsal ürün ve hizmetlerden uygun bir şekilde yararlanmasını sağlayan protokol imzalandı.
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında gerçekleştirilen imza törenine, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, yönetim kurulu üyeleri ve birliğe bağlı odaların başkanlarıyla, ilgili firmanın genel müdürü Koray Akan ve Eskişehir Bölge ekibi katıldı. Tüm esnaf ve sanatkarımızın kullanmış olduğu elektrikte %14 indirim sağlanmış olacaktır. Yine protokol gereği araç kiralama, yazılım desteği, güneş enerji sistemleri, benzeri kurumsal ürün ve hizmetlerden de uygun ve yaygın bir şekilde yararlanma imkanı olacağız. Firmaların ihtiyaç duyduğu hemen hemen bütün ürünleri bünyemizde bulunduruyoruz ve bu ürünleri esnafımızla da bir arada onlara da sunmak amacıyla buradayız. Eskişehir esnafımızın da kurumsal dünyada kullanılan bu farklı farklı ürünlerden faydalanması, uygun şartlarda faydalanması birinci önceliğimiz. Protokolle Eskişehir esnaf ve sanatkarlarının iş yerlerinde kullandıkları elektrik faturalarında %14'e varan indirim imkanı ve araç kiralama, yazılım desteği, güneş enerjisi çözümleri ve benzeri kurumsal ürün ve hizmetlerden uygun ve yaygın bir şekilde yararlanma fırsatı sağlanıyor. Mehmet Ektaş, İyi Parti İl Başkanı bugün iktidara sert eleştirilerde bulundu. Daha doğrusu iktidar partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Ektaş, AK Parti sebebiyle meclisin yasama, yürütme gibi vasıflarının ortadan kaldırıldığını dile getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden güçlendirilmelidir dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle açıklama yapan İyi Parti Eskişehir İl Başkanı Mehmet Ektaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dikkat çekti. AK Parti eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerçek anlamda yasama, kontrol ve denetim kurumu olmaktan çıkarılmıştır ifadelerinde bulundu. AK Parti'nin çoğunlukçu anlayışı ne yazık ki milletimizin önemli bir bölümünü dışlamaktadır. Ülkemizin neredeyse hiçbir sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak akılla çözülmemektedir. Bugüne kadar muhalefet partilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu hiçbir kanun taslağı, hiçbir araştırma önergesi ve AK Parti tarafından getirilen kanun taslaklarında değiştirme önerisi mecliste kabul edilmemiştir. AK Parti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçek anlamda yasama, kontrol ve denetim kurumu olmaktan çıkarılmıştır. Karşı karşıya kaldığımız büyük ve milli sorunlarımızın çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. Bunun için de güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme ihtiyaç vardır. Sürdürülebilir olmayan bu sağlıksız yönetimin bir an önce sonlandırılabilmesi için bir erken seçim yapılmalı ve güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme giden yolların açılması gerekmektedir. Hayvan dostlarımızla ilgili önemli bir haber var sırada. Kedilere 2021 yılı sonuna kadar, gelincik ve diğer yaban hayvanlarına ise tedavi ve bakımı yapılan 2022 yılı sonuna kadar mikroçip takılma zorunluluğu getirildi. Konuyla ilgili detayları da Eskişehir Bilecik Veterinerler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokol sonucunda sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre köpeklere 2021 yılı, kedi ve gelinciklere ise 2022 yılı sonuna kadar mikroçip takılması mecburi olacak. Bu uygulamayla beraber hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların rahatlıkla bulunabilmesi ve hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması hedefleniyor. Konuyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Eskişehir ve Bilecik'te yaşayan serbest veteriner hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildiğini söyledi. Eskişehir ve Bilecik illerinde de hayvan sahipleri köpeklerini veteriner kliniklerine getirecekler. Veteriner kliniklerinde iki ön kol kemiğinin arasına köpeklere çip takılacak. Bu çipe bağlı pasaport düzenlenip hayvan sahibine verilecek.
Zorunlu olan mikroçip uygulamasının 75 TL tutarında bir ücreti bulunuyor. Bu uygulama 2021 yılının sonuna kadar mecburi. 75 TL bir ücreti var. Yıl sonuna kadar köpeklerine mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerine ise para cezası uygulanacak. 10 bin liranın üzerinde bir para cezası var yaptırmayan insanlarla alakalı. Aslında cezası bir tarafa, hayvanların kimliklendirilmesi hem aidiyet açısından çok önemli, hem dediğim gibi sokak hayvanları ile alakalı sokak hayvanının artışının önüne geçebilmek için çok önemli. Evcil hayvan sahipleri ise mikroçip uygulamasının canlılar açısından faydalı olacağını düşünüyor. Canlılar için çok güzel bir şey. Türkiye'de biraz hayvanlar zarar görmekte. Çip olayında sadece fizikselin dışında bir çözüm bulunabilirse daha iyi olacağını düşünüyorum evcil hayvanlar adına. Ama kaybolduğunu da bulabilmek, sorumluluğunu insanların tam yüklenmesi ve alması açısından faydalı bir eylem olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de yaşıyoruz ve insanlar hani çalıyorlar köpeklerimizi, güzel köpekler olacağını. Böyle bir piyasa var zaten. Bunun için çok faydalı olacağını düşünüyorum ama ya onların da bir canlı olduğunu unutmamak gerekiyor. Yerinde bir uygulama, önemli bir uygulama, devamı da gelir diye ümit ediyoruz. Çünkü hayvan hakları ne yazık ki ülkemizde en çok ihlal edilen, özellikle yaşam formlarının, sapıkların, vahşilerin, yüreğinde merhametin zerresi olmayan insan müsveddesi diyeceğim, kusura bakmayın. Bu tür karakterlerin hışmına en çok o masum canlılar uğruyor. Bu tür uygulamalar, devamında hayvan hakları yasasıyla ilgili ortaya konulacak yaptırımlar, inşallah bu vahşeti göz kırpmadan gerçekleştirenleri demir parmaklıklar altında ve çok böyle cezai yaptırımı yüksek bedellerle karşı karşıya bırakır. Bunu umut ediyoruz içinde bulunduğumuz bu kutlu ay içerisinde. Diyelim yine hayvanlarla ilgili bir haberle devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta sonu yine STV ekranlarında sizlerle buluşturmuştuk. Işıklar Mahallesi Erman Sokak'ta hayvanseverlerin kapı önlerinde baktıkları kedilerin yiyecek ve su kaplarının içine onları zehirlemek, öldürmek maksadıyla naftalin karıştırıldığı tespit edilmişti. Bu konu artık mahkemeye taşınmış durumda. Erman Sokak'ta ikamet eden bir hayvansever, komşusunun kendisini tehdit ettiği ve kedileri zehirlemek amacıyla mama ve su kaplarının içine naftalin koyduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ikamet eden Tülin Mirza, oturduğu apartmanın kapısının önüne kediler için mama ve su koydu. Bu sokakta, bu mahallede büyüdüm ve kendi sokağımın, kendi mahallemin kedilerini, köpekler de geliyor, onları da besliyorum. İddiaya göre kedilerin orada yoğunluk oluşturmasından rahatsız olan komşuları, kedilerin arabalarını kirlettiğini gerekçe göstererek Mirza'yı tehdit etti. Buradan kovuyorlar, kedileri al git evinde besle gibi saçma sapan şeyler söylüyorlar bana. Tehditlere kulak asmayarak kedileri beslemeye devam eden Mirza, bir gün kapı önüne bıraktığı mama ve su kaplarının içerisine naftalin konduğunu fark etti. Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Mancıhane grubunun da desteğini alan hayvansever, kendisini tehdit eden ve kedilerin mama ve su kaplarına naftalin koyarak onları zehirlemeye teşebbüs eden komşuları hakkında mahkemeye başvurdu. En sonunda mamalarına, sularına naftalin döktüler. Mahkemelik olduk. Yani ben kendi çapımda gönüllü olarak 13 yıldır mahallemin kedilerini besliyorum. Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Mancıhane grubundan yerel hayvan koruma görevlisi Nuray Rüzgar, naftalinleri gördüğünü ve ardından polise haber verdiğini söyledi. Ben görüp zaten arkadaşlara haber verdim. Polisi çağırdık. Olay yeri inceleme geldi, numuneler alıp gitti. Şu anda mahkemeden haber bekliyoruz. Naftalinleri de incelemeye aldılar. Onlardan da haber bekliyoruz. Sonuna kadar arkasındayız arkadaşımızın. Rüzgar, arkadaşı ve kediler için endişeli olduğunu belirtti. Arkadaşımı tehdit ediyorlar mama koyma diye. Biz arkadaşımın da can güvenliğinden endişeliyiz. Hayvanların da hepsini yani öldüreceklerinden korkuyoruz. Hayvan koruma görevlisi Jale Tınaztepe'de tepki gösterdi. Şu iki arabanın sahibi geldi, karısıyla tehdit etmeye başladı, konuşmaya başladı. Yöneticisi geldi aynı şekilde. Aradan bir hafta 10 gün geçti, mamalarına, sularına naftalin koyuldu.
25-30 kedi vardı, şu anda olan kedi 4-5 tane. Hayvanlara mama veriyor. Elinden geldiğince kimsenin hakkına tecavüz etmiyor. Kimseye laf söylemiyor. Elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Ha, oraya koymayın dediniz, oraya. Oraya da koyulur, oraya da koyulur. Arabaları değerliyse dedim o kadar. Branda geçirir. İkincisi garaja çeker. Üçüncüsü de özel bir garaja çeker. Ama sokaklar hayvanlarındır. Kesinlikle sokakları kimse hayvanlar yaşamayacak diyemez. Deme hakkına da sahip değildir. Tabii çok üzücü. Dediğim gibi az önce de birkaç ufak yorumda bulundum. Her kim ki bir başka savunmasız ve masum bir canlıya kast ediyorsa, işkence anlamında ya da öldürme maksadıyla gani gani karşılığını alsın. Temennimiz bu. Şimdi gelelim bizim topraklarımızdan doğan bir nehre, Sakarya Nehri'ne. Yağışlarla birlikte Türkiye'nin üçüncü büyük nehri olan Sakarya Nehri bugünlerde kahverengiye büründü. Ülke genelinde özellikle son zamanlarda yağan yoğun yağışlar akarsulardaki su debisini artırırken göl ve barajların su seviyesinde de yükselmelere neden oldu. Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinden geçen Kızılırmak ve Fırat nehirlerinden sonra toplam 824 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin 3. en uzun nehri olan Sakarya Nehri'nde yaşanan su artışının yanı sıra suyun renginde de yaşanan değişiklik dikkat çekti. Yağışların ardından su debisindeki yaşanan artış toprak aşınmasına neden oldu. Aşınan toprağın nehir suyuna karışmasıyla birlikte nehir yoğun bir kahverenginde akmaya başladı. Eskişehir'in Çifteler ilçesi yakınlarında doğan Sakarya, Bolu, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kütahya, Konya, Afyon gibi şehirlerin il sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen nehrin rengi Sarıcakaya'daki vatandaşların ilgisini çekti. ...23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bu senede pandeminin gölgesinde kutlanacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de geçen sene olduğu gibi bu sene internet üzerinden bir şenlik gerçekleştirecek. Detayları da haberimizde. Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasaklarının uygulanmasıyla çocuklar için hizmetlerini internet üzerinden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Hakları Birimi, Masal Şatosu, Sabancı Uzay Evi ve Bilim Deney Merkezi, Hayvanat Bahçesi, Gençlik Merkezi, Esmek, Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları birimlerinin etkinlikleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak. Çocukların dijital platformlarda gün boyunca kaliteli zaman geçirmesini ve bayramda evde olmanın burukluğunu yaşamamalarını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, online etkinliklerle çocukların yanında olmaya devam edecek. Gerçekleştirilecek tüm etkinlikler hakkında bilgi almak isteyenler Büyükşehir Belediyesi'nin EBB Etkinlik Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarını ziyaret edebilecek. Şimdilik veda ediyoruz. 19'da iftar sevinci, 20.30'da da Eskişehir'in nabzında yine STV ekranlarında olacağız. Eğer bir maniniz yoksa Eskişehir ve ülke gündemindeki başlıklarla gerçekleştireceğimiz söyleşimize sizleri de bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.